Merhabalar. Ben Mustafa Balbay. Hepinize iyi yıllar diliyorum. 2022 hepimize sağlık, mutluluk, başarı, huzur ve derin, sağlıklı bir nefes versin diyorum ve sizlerle 2 Ocak 2022'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. 2022'ye muazzam başlangıç. Sürpriz yok. 2022'ye zam haberleriyle girdik. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıta zam geldi mi öteki ürünlere sorma gerek yok. Mutlak onlar da payını alır. Bunların kullanılmadığı bir üretim var mı? Elektriğe %50 ile %132 arası zam. Doğalgaza sanayide %50 zam. Akaryakıta her gece zam şu demek. Üreten gebersin, milletin ne hali varsa görsün. Dolar 8 liradan 18 liraya fır çıktı. Oradan 10-12 liraya indirildi. Üreticiye çıkışıyorlar. Dolar indi. Sen de satış fiyatını indir. Önce sormak gerekmez mi? Senin üretim girdilerinde iniş var mı? Bu belirsizlik sürecini fırsata çevirip vurgun yapan elbette vardır. Gün onların günü. Bir iktidarın görevi de bu tür fırsatçıları engellemektir. Ancak yaptığı bu değil. Ortaya bir laf atıyor. Fiyatları indirin. Toplumun istediği indirim olmayınca da esnafla üretici, tüketiciyi karşı karşıya getirmeyi hedefliyorlar. Köpekler üzerinden toplumu bölmeye kalkan ekonomi üzerinden bölmez mi? Bir mağaza yöneticisi anlattım. Yurttaş fiyatları sormuş. Hepsi yüksek. Nefes alıp çıkışmış. Hükümeti devirmek için yapıyorsunuz bu zamları değil mi? AKP'nin algı oluşturma ve yönetme becerisine şapka çıkarmak gerekir. 2022'ye zamlarla girdik, nasıl devam edeceği de belli. 2011'de AKP büyük bir iddia ortaya atmıştı. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Milli gelir 25 bin dolara çıkacak. İhracat 500 milyar dolar. 2023'e bir var. Hedeflerin tümünün altında kalındı. AKP'nin resmi sitesinde hala yer bulan bu hedeflerin yarısına, yarısında bile değiliz. Kişi başına düşen borç, kişi başına düşen milli gelirin üzerine çıktı. AKP'nin 2023 e ilişkin tek hedefi kaldı. Ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmak. AKP'nin öyküsü bitmiştir. AKP'nin dayandığı toplumsal zemin ruhunu kaybetmiştir. AKP'nin topluma vaat edeceği bir şey kalmamıştır. AKP'nin bütün söylemlerinin içi boşalmıştır. AKP'nin Türkiye'nin önüne koyabileceği bir pusula yoktur. Elde bir tek iktidar tutkalı kalmıştır. Kabul etmek gerekir ki bu da çok güçlü bir tutkaldır. İktidar gücünü kullanan bunu kaybetmek istemez. İstemediği gibi kaybetmemek için her şeyi yapar. Böyle bir yıla giriyoruz. Dışımız içimizden farklı değil. Türkiye'yi AB'ye sokacaklardı, Orta Doğu'ya bile sokmuyorlar. <laughs> Rusya'ya, Suriye'den geri çekilme sözü verdiğimiz söyleniyor. Bunun 2022'nin ilk aylarında olacağı sözde ulaşıyor. Mısır hala Erdoğan rejimiyle genel işbirliğine soğuk. Suudi Arabistan İsrail'e Türkiye'den daha yakın. İsrail ilişkiler ekonomik bağımlılık, bağımlılık seviyesinde. Elde kaldığı 5 milyon nüfuslu sülale yönetimleri yönetimli körfez şehirleri. Libya'dan da değişik haberler geliyor. Hafter'in bir temsilcisi saray katından kabul görebiliyor. Önce düşmanlar üretip dünya bize karşı hepsiyle baş ediyoruz diyorlar. Sonra da düşmanlarla tek tek ilişki kurup dünya bize hayran diyorlar. 2021'in son çarpıcı görüntüsü Kılıçdaroğlu'nun Milliyetin Bakanlığı önüne gelişinde kilitli demir parmaklıklarla karşılaşması oldum. Cumhuriyeti kuranlar ülkeyi demir ağlarla ördü. Bunlar demir parmaklıklarla. Madem ki AKP'nin 2023 hedefleri çöktü sorusu. Türkiye bu çöküşün altında mı kalacak? AKP'yi silkeleyip kendi hedeflerine mi gidecek?